Hastaneye kaldırmıştık ama orada da kendine gelince yine etrafa saldırmaya başladı. O an yine müdahale edildi. Ama olacak gibi değildi. Akıl hastanesinde yattı. Bir ay boyunca. Onca tedavi sonuç vermemişti. Bir gün oradaki hastaya bakan bir abla vardı. "Anneme siz bu kızı bir hocaya götürün. Bu kız şeytan şeytan deyip duruyor. Diyorum ya, bu kızı hocaya götürün. Hatta size bir hocanın adresini vereyim. Çok iyidir. Kesinlikle para almaz. Hatta babası hala yaşıyor. 105 yaşında. Akça pakça, nurludur yüzü. Gördüğünüzde hak vereceksiniz bana. Yerine oğlu bakıyor yanılmıyorsam. El verme olayı var biliyorsunuzdur. El verdiği oğlu bakıyor. Ama oğlu da babası kadar bilgili. Bence oraya gidin. Allah'ın izniyle şifası Allah'tan iyi olacaktır. O hoca onca kişilere iyi etti. Benim eltimi kız da kötüydü. Al bastı basmıştı. O hoca iyi etti. Yazıktır evladım. Günahtır. Daha çok gencecik kız. Heba olmasın. Bu hastane işi değil. Bak. Ben de şahidim. Bir aydır bu kızı bir değişiklik yok. Kızın giyindiği bir eşyasını da yanınıza götürün. Bir de resmini. 6 ayı geçmemiş resmi olmalı dedi. Annem de kadının konuştukları karşısında ikna olmuştu. Yani annem pek böyle hocalara inanmazdı ama annemle birlikte ben de ikna olmuştum. Hemen verdiği adrese gittik. 3 katlı bir binanın giriş katında oturuyorlardı. Kapıyı bize nur yüzlü bir abi açtı. Bizi içeriye davet ettiler. Misafirperver oldukları kadar o kadar da nur yüzlü insanlardı. Ev de pırıl pırıldı, tertemiz, mis gibi bir koku vardı evin içerisinde. Sonra bizi babasının olduğu odaya aldılar. Yaşlı bir amca. Yani dede diyebilirim. Gerçekten çok yaşlıydı. Konuşamıyordu da pek fazla ama gözleri çakmak çakmaktı. Oğlu bize, "Babam sizi duyuyor ve anlıyor," dedi. Kürtçe konuşuyordu amca. Yani Türkçe pek fazla bilmiyordu galiba. Bembeyaz bir yüzü, sakalı vardı. Defne'nin kıyafetlerini ilk istedi oğlundan. "Oğlu da bize kıyafetlerini getirdiniz mi?" dedi. Kıyafetlerini verdik. Yaşlı amca elleriyle okuyup bir şeyler söylüyordu. Sonra da resmine bakar bakmaz Kürtçe "Deyus" dedi. Ama biz "Deyus" kelimesini duyduk. Biz Defne'ye söylüyor diye çok üzüldük. Oğlu ise "Sakın yanlış anlamayın. Kıza musallat olan cine Deyus," dedi babam. Ondan sonra yaşlı amca Kürtçe bir şeyler daha söylüyordu. Yaşlı amcanın oğluna anlattığına göre bir kız var demiş. Yani kız kardeşimden bahsetmiyor. Hatta bu kızcağız cinlerin musallat olup her gece işkence çektirdikleri bir kız. Ama kendini şeytana adamış. Bu kız sizin kız kardeşinizi de kurban olarak sunmuş. Kendisini rahat bıraksınlar diye demiş. Oğlu da bize anlattı. Hemen anladım ben Esin olduğunu, yani o tuhaf kızın olduğunu. Benim kız kardeşimi resmen kurban olarak adamış. Kendisini rahat bıraksın diye. Sonra yaşlı amca devam etti konuşmaya. O kız da, senin kız kardeşin de, hatta yanındaki kızın da hayatı tehlikede. O kızı bulmanız lazım. Ama önce sizin kızınızın üzerindeki cinliği İslamiyet'e davet etmeli. Eğer bedenden çıkmaz, yani terk etmez ise yakarım onu dediğinde biz de şaşkın şaşkın onları dinliyorduk. Kız kardeşini buraya getirin dedi. Ama hastanede yatıyor. Bugün getiremeyiz. Zaten doktorlar çıkartmak istiyordu ama bizler tanıdıklar sayesinde orada biraz daha kalmasına müsaade ettiler. Eve gelse evde durmuyor. En azından hastanede gözetim altında diye düşünüyorduk. Gerçi hastanede de kalmasını pek istemiyorlardı. Çünkü odasına kimse giremiyordu ki. Korkudan yani. Biz kardeşimi çıkartmak istiyoruz desek canlarına minnet. Diyorum ya, kimse odaya giremiyormuş. Korkuyormuş. Amca da tamam, yarın 2'den sonra gelin dedi. Biz de hemen hastaneye döndük. Ama doktor çıkmıştı. Sabah ilk işimiz kardeşimi hastaneden çıkartmak oldu. Hastaneden çıkartmadan önce zaten ona ilacını vermişlerdi. İlacını içtiği zaman bedeni uyuşuk oluyordu, yani sakin oluyordu. Biz de daha bedeni uyuşukken hemen hocanın yanına götürdük.
Yaşlı amca kardeşimi görünce o kadar üzüldü ki ağladı. Gözlerinden akan yaş sakalına değiyordu. Mis gibi kokuyordu resmen. Gencecik kız bu deyyusların yüzünden heba olacaktı. Vah ki halimize vah diyordu. Sonra biraz kendine gelir gibi olunca Defne gözlerini açar açmaz bir anda dedeye ''Bana sakın karışma. Sakın beni bu bedenden çıkartmaya kalkma.'' Direkt söylediği buydu. O yaşlı amca da Kürtçe Türkçe karışık ''Gel Müslüman ol. Hak yolunu seç. Yoksa seni ebedi yakarım. Bu bedende bırakmam. Allah birdir ki bırakmam.'' dediğinde kardeşim bir anda ''Ben musallat olmadım. Ona musallat olmadım. Esin denen kızın seçtiği kurbandı o. Artık mühürlü. Benim. Onun gözlerini mühürledim. Nerede olursa olsun onu bulurum.'' dedi. Sonrasında hemen yaşlı amca oğluna ''Tez git benim kendim için yaptırdığım kabirden toprak al gel.'' dedi. Ben de annem de şaşırdık. Ölmeden kabir nasıl yaptırılır ki diye. Oğlu ise ''Babam o mezarı daha 40 yaşındayken yaptırmış. Ölüm bu. Ne zaman olur belli olmaz. Ölüm gence yaşlıya bakmaz.'' derdi babam. Benim biraz tuhafıma gitmişti ama şimdi de normalde herkes kendi mezarının yerini alıyor zaten. İyi ki biz o teyzeyi gördük. İyi ki gelip bu güzel insanlarla tanıştık. Yoksa kardeşim daha da kötü olacaktı. Yaşlı amcanın oğlu hemen toprağa getirdi. Ben de bu toprakla ne yapacaksınız ki diye sorduğumda o kızı gördüğünde önünde toprak yığını vardı değil mi evladım dedi. Amca konuşabiliyordu ama yoğunluk Kürtçe olduğu için iki defa tekrarlıyordu kelimeyi. Ben de evet dedim. Ve içinde de Davut Yıldızı sembolü çizmişti doğru mu dedi. Ben de Davut Yıldızı da nedir dediğimde hemen bir yere çizip bana gösterdi oğlu. Evet evet aynen bu şekil vardı önünde dedim. Tamam toprak ama yerdeki toprak üzerindeki topraktan koyuydu. Doğru değil mi dedi. Bilmiyorum ki dedim. Bak evladım. Önündeki toprak yerdeki topraktan koyuydu. Çünkü kabirden aldığı toprakla yerde şeytana ritüel yapmış. Onu kız kardeşinin gözlerine sürdüğünde yaptığı işlemi mühürlemiş oldu. Seçimini yapmıştı dedi. Ve toprağı yaşlı amcaya verdi. Yaşlı amca bir sini getir bana dedi. Bakır bir sini getirdi oğlu. İçine toprağı döküp sol elinle yani sol elinin işaret parmağıyla aynı Davut Yıldızı figürünü çizdi. Ve Defne'nin yani kız kardeşimin adını anne adıyla kendi adını yazdı. Sonra dua edip eliyle o çizdiklerini sildi. Tamam dedi. Ben de öyle hayret hayret bakıyordum. Ben de amca benim kardeşime neden bulaşmış? Yani kardeşimin ne günahı vardı ki diye sorduğumda bak evladım. İnsanlar arkadaşlarının gerçek yüzünü, kalbinin nurlu mu yoksa şeytanlaşmış, kararmış mı olduğunu göremezler, bilemezler. Senin kardeşin ve arkadaşı o kıza acıdılar. Ama bilmezler mi ki Kur'an'da da Allah bir şeyi irade etti mi ol der. O da hemen oluverir. Kün feyekun. Allah kullarını dilerse hidayete erdirir, dilerse delalete sürükler. Allah dilemedikçe insanlar dileyemez. Kullarından dilediğini azap eder, dilediğini affeder. Sen Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa'nın hikayesini bilir misin? Ben de bilmiyorum, bilmiyorum amcacığım dedim. Bak evladım, ancak Rabbimiz rızka kefil olduğu gibi kuluna ancak Rabbimizden başka kimse acıyamaz. Bizimki merhamettir. Bak sana bir kıssa anlatayım. Musa aleyhisselam kendisine vahiy ile işaret edilen zatı bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır aleyhisselam da cevaben demek beni İsrail peygamberi olan Musa sensin dedi. Musa aleyhisselam ise bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin diye sordu. Hızır aleyhisselam cevaben ya Musa Allah bana bir ilim vermiştir. O sende yoktur.
sana da bir ilim vermiştir. O da bende yoktur dedi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan bu ilmi telakki etme arzusunu bildirdi. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garaipten görülen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. El-Kehf suresi 66. ayet-i kerimesinde de yazar. Hızır aleyhisselam da dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Bu sözlerle Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış. Ona kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hazreti Musa'nın alacağı hisse, kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hazreti Musa'ya, hal lisanı ile benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir demekteydi. Musa aleyhisselam ise inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem dedi. Hızır aleyhisselam ise eğer bana uyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça hiçbir şey hakkında buna sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma dedi. Doğrusu o salih kul, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma dedi. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu hikmet ve ibret dolu yolculuk şu şekilde anlatılır evladım. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman, o, Hızır gemiyi deldi. Musa, halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam ise, ben sana benimle beraberle sabredemezsin demedin mi dedi. Musa aleyhisselam ise, unuttuğum şeyden dolayı beni muahize etme. İşimde bana güçlük çıkartma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu. Ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya Allah'ın ilmi yanında senin benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa aleyhisselam dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır aleyhisselam ise, ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi dedi. Musa aleyhisselam ise, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretin sonuna ulaştım dedi. Bu sözü ile Hazreti Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa aleyhisselam ise dileseydin elbet buna karşı bir ücret alabilirdin dedi. Hızır aleyhisselam da şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi.
altında da onlara ait bir hazine var idi. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazineleri çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Şimdi sana anlattıklarımdan bir pay çıkar bakalım kendine dedi. Yaşlı amca çok bilgiliydi. Ben de başımı önüme eğip sustum. Ne demek istediğini anlamıştım. Rabbimden gelene sorgu sual olmaz. Sonrasında Defne bir anda yine fenalaştı. Yaşlı amca getirin yanıma dedi. Ama Defne resmen hırıldıyordu. Amcaya bana dokunma, yaşlı bunak, seni öldürürüm diye yaşlı amcaya tehdit ediyordu. Ama yaşlı amca ona dua edip gözlerini o toprağa sürdüğünde bir anda Defne sanki bir yer yanmış gibi bağırmaya başladı. Hemen amca ben mührü kaldırdım. Artık bu gözlerin daha kabus görmeyecek dedi. Ve Defne'nin elini tuttuğu gibi ağzına götürüp ısırdı. Ama Defne ufak bir ısırığı sanki dersin ki etini kopartmış gibi bağırdı. Ben de şaşırdım. Amca neden ısırdı diye elini. Sonra Defne'nin gözlerine bakıp eğer bu bedeni terk etmezsen ufak bir ısırık sana nasıl acı verdi değil mi? Ama sana yapacaklarımı bir düşün. Bunun kat kat daha fazla acısını düşün. İman et. Yoksa seni yakarım dediğinde Defne'nin içindeki cin iman etmem. İman etmem. Ben Azazil'e taparım. Eğer iman edersen beni öldürürler. Olmaz. Olmaz. Olmaz diyordu. O zaman yaşlı amca ben seni davet ettim. Ama sen davete icabet etmedin. Ben de günah gitti dedi. Defne'nin başını sineye koymasını söyledi oğluna ve bir bıçak istedi. Ben annem Defne'yi mi kesecek diye çok korktuk. Ama oğlu eliyle bize sakin olun işareti yaptı. Annemle bana yani. Sonrasında dedi, ey melun, bu bedenden çıkmıyorsun demek. Bu bıçak Hazreti İbrahim'in oğlunu Rabbine kurban ettiği bıçak misali. Ben de seni senin taptığın Azazil'e kurban ediyorum o zaman dedi. Ve bıçağı boynuna dayadığı an bir anda Defne yapma, yapma, yapma diyorum sana diye bağırmaya başladı. 3 defa yaşlı amca Defne'nin boynunu sıyırdı bıçakla. O anda Defne'ye bir şeyleri olmaya başladı. O toprağı parmağına batırıp Defne'nin ağzının içine sürdüğü an dedi. Defne kusmaya başladı. Kusmaya başladığı an o sineği önüne tuttu yaşlı amca. Hepimiz gördük. Simsiyah, jele benzer bir şey kustu. Solucan gibi. Kımıldıyordu yani. Sinenin içindeki toprağı, yani o toprağın içinde kıvranıyordu. Hemen yaşlı amca elleriyle üzerini örttü toprakla. Al bunu, tez git mezara defnet oğluna dedi. Oğlu da hemen alıp gitti. Ben de annem de şaşırdık. Ne oldu, öldü mü dediğimde, bak evlat, yakmak olmaz. O da, bizler gibi, cinniler de bizim gibi ölümü tadacaklar. Ezeli ve ebedi olan, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun dışında bütün canlıların bir başlangıcı ve bir sonu mutlaka vardır. Cinler aynı insanlar gibi doğar, türer ve vakti zamanı geldiğinde de ölürler. Cinler nefis taşıyan varlıklardır. Ve Kur'an-ı Kerim bizlere nefis taşıyan herkesin öleceğini bildiriyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır ya da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. O kadar güzel konuşuyordu ki yaşlı amca. Ben de bir anda peki amcacığım melekler de ölecek mi diye sorduğum zaman amca tekrar başladı konuşmaya. Melekler ölecek mi sorusuna şöyle cevap verebiliriz evladım. Sura üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer.
Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar kabirlerinden ayağa kalkmış etrafa bakınıp duruyorlar. Bu ayete göre melekler de ölecektir. Alimler Allah'ın diledikleri dışında olanlar. Dört büyük melek dediğimiz Cebrail, İsrafil, Mikail ve Meleketül Mevt'tir. Rabbimiz Celle Celallahu bütün yarattıklarının canını aldıktan sonra bu dört melek kalır ve son olarak da bunların canını da alır ve sadece kendi zatı kalmış olur ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun zatı ezeli ebedidir. Bak evladım, kardeşin iyi olacak ama eskisi gibi olmayabilir. Biraz zaman alacak. O yanındaki kız arkadaşına, adı Betül de öyle değil mi? Ona da bu nuskayı verin. 7 ay taksın. Sonra da denize atsın. Tamam mı evlat, dedi. Sonrasında da bizi uğurladılar. Ben oğluna ne istersiniz? Yani bizim için emek verdiniz. Yani ne bileyim, kimse sizin yapmış olduğunuz iyiliği bize yapmazdı. Yani ben bu iyiliğin altında kalamam. Tamam, belki tam anlamıyla ödeyemem ama bir şey yapmak istiyorum sizin için, dediğimde. Oğlu ise, her şey Allah rızası içindir. Bizim sizden bir talebimiz, isteğimiz yok. Sakın, sakın yanlış düşünmeyin. Sadece bizim için dua edin. Kulun kula duası makbuldür, dedi. O kadar mütevaziydi ki. Ama ben hemen bir koç alıp getirdim. Oğlu onu koça görünce o kadar çok mutlu oldu ki. İçimde rahat etmiş oldu. Sonrasında eve gittiğimizde Defne uyuyordu. Hatta kaç gün uyanmadan uyudu yani. Ben tekrar hocayı arayıp sordum. Hoca da bana onların bedeni, yani cinler bedeni terk ettikten sonra insanoğlunun bedeninde bir müddet çok ağırlık olur. Çünkü insanoğlunun tüm enerjisini emerler. Düzelecek, dedi. Ve gerçekten de Defne uyandığında eskisi gibiydi. Ve yaşananların bazılarını hatırlamıyordu. Bana bir anda, abi, toplantı nasıldı? Durumum iyi miydi, dedi. Yani daha toplantı olayında kalmıştı. Oraya takılı kalmıştı beyni demek ki. Biz de hiçbir şey hissettirmedik. Hatta Betül'le de konuştum. Bu yaşananları sakın dile getirmeyin, hatırlatmayın, dedim. Tekrardan gecikmeli okuluna başladı. Dersleri eskisi kadar iyi değildi ama en azından okula başlamıştı. Ama Defne'de sadece bir etki kaldı. Yani birkaç etki kaldı desem daha iyi olur. Her şeyi unutuyordu. Buna bir çare bulamadık. Ve bazen sabit bir duvara bakıp dalıyordu. İşte böyle Gizem Hanım. Bizim hikayemiz de böyle yani. Ben buradan sizin kanalınız aracılığıyla kardeşimin olayını neden paylaştım biliyor musunuz? Böyle internette çok cinlerle alakalı ritüeller var. Hatta birçok kanal var. Ritüel yapıp cinleri davet ediyorlar vesaire. İsim vermeyeceğim. Çocuklar da onları görüp inanıyorlar ve yapmaya başlıyorlar. Yapmasınlar. Gençlerimize kötü örnek oluyorlar. Tamamen cahillik yani. O yüzden paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bu arada da sıkı takipçinizim. Artık kanalınızın linkini çevremle de paylaşıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Gizem Hanım.